Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Şu ikinizin renk numarasını yazmamışım, üzgünüm arkadaşlar. Sadece bu var elimde. 552 numara leylak markası morumun tonu. Bir de yeşilimin tonu var. 117 numara leylak markası. Serum halka kullanacağız. Serum halkamız bu en küçüğün bir boy büyüğü. En küçüğün bir boy büyüğü. En küçükler de olur arkadaşlar. Benim elimde bu vardı. Şimdi modelimiz Derya Köse arkadaşımız yapmış, paylaşmış. Gerçekten Derya Köse arkadaşımızın fıstıkları şahane. Bu fıstığı da ilk kez gördüm ben. Bilmiyorum tasarımı Derya Köse'ye mi ait bilmiyorum ama gerçekten çok güzel olmuş. Ben bunu ilk kez gördüm. Çok sevdim, bayıldım. Şöyle göstereyim. Bakın. Şöyle bir yapraklar var kenarında. Bunda da olduğu gibi. Bu şekilde dal dal fıstıklarımız arkadaşlar. Arka kısmından böyle. Gerçekten çok güzel. Böyle bir üç boyutlu dokusu da veriyor insana. Şimdi bu modelin yapım aşamasını anlatacağız. Ben bunu fıstıksız olarak da anlatmayı düşünüyorum inşallah. Fırsat bulunca. Fıstık oyası yapamayan arkadaşlarımız için bu alt zemini aynı işlemle bir de fıstıksız anlatacağım. Şimdi ilk aramız kaç tane pimpirim yapmışız? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4 olmuş. Aramızı vererek başlayalım arkadaşlar. Haydi Bismillah diyelim. Bugün günlerden Pazartesi. Yetiştirebilirsem bugün içinde sizinle paylaşmayı düşünüyorum. Pardon. Çok sevdiğimiz bir ablamız. Münevver yazıcı. Belki grupta olan arkadaşlar tanır. Annesini kaybetti. Onun üzgün şeyi bize de sanırım üzüldük arkadaşlar. Yani ne diyeceğimi bilemedim. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Rabbim geride kalanlara sabır versin inşallah. 3 yılı geçkin süredir tanıdığımız bir ablamız. Grup sayesinde tanıştığımız, real olarak da görüştüğümüz, birbirimizi gördüğümüz bir ablamız, Trabzonlu bir ablamız annesini kaybetti. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah. Gerçekten onun burukluğu var üzerimizde bugün. Hatam olursa kusura bakmayın. Şimdi ipimizi tığ battısına sabitledik. 3 adet zincir çektim. Başına bir aldım. Yandaki tığ battıya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 4 adet zincir çektim. Bu ara noktadan girip kapattım. 3 adet zincir çektim. Yandaki tığ battıya girip sabitledim. 3 adet zincir çektim. Başına bir aldım. Yandaki tığ battıya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 4 zincir çekip bu ara noktasına girip kapattım. 3 zincir çektim. Yandaki tığ battı içerisinde sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ara vermişim ben. Bu şekilde aramızı veriyoruz. Şimdi yuvamız için 2 adet zincir çektim. Yandaki tığ battı da kapattım. 2 adet zincir çektim. Yandaki tığ battı da kapattım. 2 tane tığ battısı yaptım. 5 adet zincir çektim. Geriye döndüm. İlk baştaki yani 1'e değil ikinci tığ battıma 5 zincirimi kapatıp yuva oluşturdum. 12 adet zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 adet zincirimi şöyle 5 zincirimi alacak şekilde kapatıp yuva oluşturuyorum. Yani pardon 6, 7 zincir aşağıda bırakıp üstten 5'i kapatarak yuva oluşturuyoruz arkadaşlar. Bu şekilde küçük bir yuva oluşturduk. Şimdi bu oluşturduğum yuvayı şöyle ön tarafa tutalım elimizle. Yuvanın içine bir sık iğnesiyle giriyorum. Sabitledim sık iğnesiyle. 2 adet zincir çektim. Başına bir aldım, yuvama girdim. 2, 2 çektim. Başına bir aldım, girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çektim. Başına 2 aldım, girdim. 2, 2 2 çektim. Başına 2 aldım, girdim.
Önce bir çektim, sonra iki, sonra iki, sonra iki çektim. Son kez başına üç kez aldım, girdim. İki, 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 iki çektim. Bir hata yaptım mı acaba? Bir bakalım. Sanki bir hata yaptım. Yok, hata yapmadım arkadaşlar. Yani yaprak trabzan sayısını çok mu yaptım diye düşündüm. 5 zincir çekip son trabzanın arasına girdim, kapattım. 5 adet sık iğnesi yapıyorum. 2 3 4 5. Yuvanın içine 6. sık iğnemle sabitliyorum. Bu şekildeyiz. 3 adet zincir çektim. Şimdi buradaki zincire girdim. Kapattım. 3 adet zincir çekerek girdim. Bakın burada 3 adet zincir var. 7 adet sık iğnesi yapıyorum. 3 4 5 6 7 8. zinciri 5 zincir çektiğimiz yuvada sabitliyorum. 7 adet zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. Oyamı dönderdim. Başına bir aldım. Bu 3 zincir çekmiştik ya, oraya girdim. Önce bir çektim, sonra 2, sonra 2 çektim. 3 adet zincir çektim, dönüş yaptım. Şimdi burada serum halkamı alıyorum. 3 adet zincirin tepesinde serum halkamı sabitleyip 15 tane sık iğnesiyle dolduruyorum. Yani dolduğu kadar dolduracağız arkadaşlar. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15.'yi de yaptık. Şimdi bakın buradaki zincirime girdim. Birinci sık iğnem. İkinci. Üçüncü. Üç tane sık iğnesi yaptım. Üç zincir çekiyorum. Buradaki zincire giriyorum hemen. Kapattım. 7 adet. Şu şekildeyiz bakın. 7 adet sık iğnesi yaparak iniyorum. 2 3 4 5 6 7 8. yuvada kapatıyorum. Şu anki işlemimiz bu arkadaşlar. 7 adet zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 dönderdim. Başına bir aldım. Burada 3 zincir çekmiştik ya. Buraya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. 5 zincir çekiyorum. 5 zinciri bu araya girip kapattım. 2 adet zincir çekip dönüş yaptım. Başına bir aldım. Bu 5 zincirli noktaya giriyorum. 2, 2 çektim. Başına bir aldım, girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çektim. Başına iki aldım, girdim. 2 2 2 çektim. Başına 2 aldım, girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. Başına 3 aldım, son kez girdim. 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim. 5 zincir çekip son trabzan arası girip kapattım. 1 2 3 4 5 sık iğnesi yapıp 6. yine yuvada sabitledim. Şimdi buraya 7 tane sık iğnesi yaparak iniyorum. 2 3 4 5 6 7 8. bu küçük yuvada tamamladım. Hemen yuvanın içine girdim, sık iğnesiyle sabitledim. 3 adet zincir çekip başına bir aldım, yandaki yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Şimdi arayı ve yapacağız arkadaşlar. 4 zincir çekip bu ara noktasına girip kapattım. 3 zincir çektim, yandaki tığ battıya girip sık iğneyle sabitledim. 3 zincir çektim, başına bir aldım, yandaki tığ battıya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 4 zincir bu aradan girip kapattım. 3 zincir yandaki tığ battıya girip sabitledim.
Üç zincir başına bir aldım, yandakine girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Dört zincir bu aradan girip kapattım. Üç zincir yanındaki tığ battıya sabitledim. Üç adet zincir çektim, başına bir alıp yandakine girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Dört zincir bu ara noktaya girip kapattım. Üç adet zincir yandaki tığ battıya girip sabitledim. Bu şekilde vereceğiniz arayı verdikten sonra yine bu zemini ve yaprak kısmını oluşturacaksınız arkadaşlar. Alt kısmımız bu şekilde ilerleyip gidecek. Renkli ipimi aldım. İpimi tığıma sabitliyorum. Şimdi düz yüzünden arkadaşlar bakın şu şekilde yaptığımız yapraklı kısmı aldık. Hemen şöyle sık iğnesinden sabitleyelim. O serim halka yapmıştık ya. Sabitledik bakın. 12 adet zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. İlmeği parmağım, zinciri parmağım üzerine koydum. İlk ilmeğimi uzattım biraz. Altından girdim. İpin ucunu aldım. Dibinde zincir çekip uzattım. 1. İpin ucunu aldım. Dibinde zincir çekip uzattım. 2. İpin ucunu al. Dibinde zincir çek uzat. 3. 4. İpin ucunu al. Dibinde zincir çek uzat. 5. 6, 7, 20 adet ilmek toplayacağım. 8, 9, ipin ucunu al, dibinde zincir çek uzat. 10, 11, 12, 13, 14, 15, ipin ucunu al, dibinde zincir çek uzat. 16, 17, 18, 19 ve 20. 20 adet ilmeğimi topladım. İpin ucunu aldım. Hepsinin içinden geçtim. Biraz şöyle aramı verdim. Yeşil kısmı sık iğnesine battım. Bakın şöyle batıyorum. İpin ucunu aldım. İlmek edindim. Her iki ilmeğimi kapattım. Şöyle fıstığıma şekil verip sıkılıyorum. Yine 12 adet zincirimi çekiyorum. 11, 12. Parmağımın üzerine koydum. İpin ucunu aldım. Dibinde zincir çektim. 1. İpin ucunu al. Dibinde zincir çek. 2. Uzat. 3. 4. Altından giriyoruz zincirin. İpin ucunu aldım. Dibinde zincir çektim. 5. 6. Altından gir. İpin ucunu al. Çıkar. Dibinde zincir çek. Uzat. 7. 8. 9. 10. 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. İpin ucunu aldım. Hepsinin içinden geçtim. Şöyle yine biraz aramı verdim. Sık iğneli çalışmanın üzerinde. İlmek aldım. Her iki ilmeğimi kapattım. Sıkıladım. Yine 12 adet zincir çekiyorum. İlmeğimi uzattım. Altından girdim. İpin ucunu aldım. Dibinde zincir çekip uzattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. İpin ucunu aldım. Hepsini içinden geçtim. Yine şöyle biraz aramı verdim. Sık iğne üzerinde. İpin ucunu aldım. İlmek edindim. Her iki ilmeğimi kapattım. Tekrar 12 adet zincir çekiyorum. Yine ilmeklerimi toplayıp dönüyorum arkadaşlar. 20 adet ilmeğimi topladım. İpin ucunu aldım. Hepsini içinden geçtim. Yine şöyle biraz aramı verdim. Battım. İlmek aldım. Her iki ilmeğimi
Kapattım. Tekrar 12 adet zincir çekip yine 20 adet ilmek toplayıp dönüyorum. 20 adet ilmeğimi topladım. İpin ucunu aldım. Hepsinin içinden geçtim. Yine şöyle bakın. Aramı verdim. Kapattım. Bu 5. yaprağımız arkadaşlar. Son yaprağımız için 12 adet zincir çekip ilmek toplayıp dönüyorum. 20 adet ilmeğimi topladım. İpin ucunu aldım. Hepsinin içinden geçtim. Şurada ilk başladığım noktaya arkadaşlar bakın. İlk battığım yere batıyorum. İlk battığımız noktaya batalım. İpin ucunu aldık. İlmek edindik. Her iki ilmeğimi kapattım. Şeklini verdim elimle biraz ve sıkıladım. Şimdi 1-2 adet zincir çekip elimi kestim ben aslında dün. İpleri kıra kıra elimde kese kese hala akıllanmadım. Evet arkadaşlar ipleri temizleyip dönüyorum. Evet arkadaşlar inşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. İnşallah anlatabilmişimdir. Model Derya Köse arkadaşımızın da ben de sizlere sundum. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Ekran resmi almak isteyen arkadaşlar için bir görüntü bırakarak veda edelim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, hoşça ve dostça kalın.